Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bir türlü çözüme kavuşturulamayan bir süreç. Ve bu süreçte Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın sesi de çıkıyor. Elbette oradan gelen bilgilere de bakacağız ama öncelikle Ukrayna ve Rusya arasında neden böyle bir süreç yaşanıyor? İşte buna dikkat çekeceğiz. Evet, stüdyo konuğum şu anda Profesör Doktor Nadir Devlet Marmara Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Üzerine konuşacağımız çok şey var ve elbette ki kıyıda köşede kalmış bir takım bilgiler de vardır. Onları da sizden biraz sonra rica edeceğim ama öncelikle bir Rusya-Ukrayna konusunda bir son durum nedir? Bununla ilgili bir bandımız var. Onu izleyelim. Sonra başlayalım sohbetimize müsaadenizle. Sevgili izleyenler, Ukrayna'da Ukrayna arasındaki krizin dününü, bugününü kronolojik olarak bir geçeceğiz. Ama öncelikle hocam şunu sormak istiyorum. Haberimizde izledik. Poroshenko Rusya'nın seçimi bir isim miydi? Değil tabii ki. Yani bir esasında tabii bir zengin, belli başlı zenginlerden biri ama onun seçimi değil. Neticede Poroshenko Ukrayna'nın menfaatlerini kollamak için çalışıyor. Bu haberimizde gördük. Yeni kanun tasarısı iki bölgeye özellik verme işi, Kırım elden çıktıktan sonra burası da elden çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü burada silahlı ayrılıkçılar var ve Rusya bunu destekliyor. Şimdi bunlara bir özellik verir isem şayet, zannedersem öyle düşünüyor, bunlar belki Rusya'ya katılmaktan vazgeçerler veya bağımsız Donetsk Cumhuriyeti fikrinden vazgeçerler. Yani şimdi biraz ne bileyim biraz bir şeyler gösterip onları ikna edeceğini zannediyor ama pek tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorsunuz. Yani bir şekilde Putin'in dünyaya göstermiş olduğu tavrı Poroshenko da bir şekilde Rusya'ya göstermeye çalışıyor desek herhalde yeridir. Çünkü hem ayrılmasını istemiyor hem ülkesinin dağılmasını istemiyor. Evet. Bütün toprakları sınırlarını güvenliğini kurtarmak istiyor. Bir yandan da ayrılmak ister misiniz şeklinde bir referandum hazırlığı var ve bu yasanın geçip geçmemesi sıkıntıları beraberinde getirmiş durumda. Peki şimdi tekrar başa geçelim. Acaba bu kriz neden çıktı? Yani biz bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki daha düne kadar kardeş iki ülke, aynı topraklar içinde yaşayan iki ülke ayrıldıktan sonra bugüne nasıl gelindi? Rusya ne yapmak istiyor? Esasında tabii bir Slav birliği, Panslavizm fikri vardı bir zaman 1920'lerde. O zaman tabii Ukraynalılar, Belaruslar, Ruslar, yani Doğu Slavları kardeş diye bir zannederdik. Ama şimdi bunlar ayrı devlet olunca kendi menfaatlerini kollamaya başladılar. Bilhassa bu son krizde artık ciddi olarak Ukraynalılar Ruslara düşman oldu. Ruslar Ukraynalılara. Olayın çıkmasının nedeni Ukrayna'nın bağımsızlık sonrası yani 20 yıl küsürden sonra ekonomisini adam edememesi, korkunç rüşvet, yolsuzluk olaylarının artması, halkın memnuniyetsizliği ve neticede o dönemdeki Cumhurbaşkanı'nın devrilmesiyle sonuçlandı. Ve o devrildikten sonra Cumhurbaşkanı sarayını falan gösterdiler. Muazzam tatil yerleri falan var. Halk sürünüyor, işsiz. Neticede yeni Poroshenko, yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Ama o arada işte bu sefer hem Kırım'da hem de Doğu Ukrayna'da olaylar patlak verdi. Orada yaşayan Ruslar, ki Ukrayna'da bir aile Ruslar var, Ruslar biz ayrılmak istiyoruz diye sokaklara çıktılar ve silahlandılar. Bunun üzerine daha uzakta kıyıda kaldığı için Kırım'da bu iş daha kolay çözüldü. Rusya dedi o zaman bir referandum yapın. Referandumda hangi tarafı seçeceğinizi belirleyin. Tabii Kiev buna karşı çıkmasına rağmen Kırım özel cumhuriyet olduğu için oranın hükümeti bu referandumu gerçekleştirdi. Neticede ne oldu? Referandumda tabii biz Rusya'ya katılacağız
sonucu çıktı ve hemen Moskova kabul etti bunu ve şimdi Kırım Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun 22. Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti. Yani bunun geri dönüşü biraz zor artık. Şimdi tabii Kırım'ı kaybetti. Gerçi iki hafta önce Kırım Tatarlarının Ankara'da bir toplantısı vardı. Orada Ukrayna Dışişleri Bakanı geldi ve efendim biz bu işe çok dikkatli, temkinli yaklaşıyorlar. Şimdi Doçent Doktor Levent Kırbal, İstanbul Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum İstanbul trafiği diyelim. Bu şekilde geçmiş olalım ve biz Nadir hocamızla birlikte konuşmaya başladık. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi şöyle kronolojik olarak dünden bugüne hızlıca geçtik. Gayet lezzetli bir şekilde, özet bir şekilde almış olduk. Şimdi siz de geldiğinizde haberi birlikte izledik. Avrupa Birliği ciddi anlamda dönmek istiyorum. Bir fikir çatışması benimki aslında baktığınızda. Avrupa Birliği Rusya'ya olabildiğince yaklaşmak istiyor ve Ukrayna'yı da kendi sınırları içine, Avrupa Birliği sınırları içine çekmeyi düşünüyor diyenler var. Evet. Rusya Avrupa Birliği'ni olabildiğince uzakta tutmak adına bir tampon bölge olarak Ukrayna'yı kullanmak istiyor ve Avrupa Birliği'ni Ukrayna'yla buluşturmamak istiyor diyenler var. Bunu nasıl okumamız gerekiyor? Hangi açıdan bakmamız lazım? Esasında tabii bunu söyleyenler haksız değiller. Rusya Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor. İstemez de. Çünkü neticede Avrupa'nın artık burnuna dayanmasını istemiyor. O şey... Biraz önce bu şeyde VTR'de bir şey gördük. İngiltere İskoçya'da üstlerini yeniliyor diye. Bence biraz İngilizler İskoçyalıları da korkutmak için bu işi yapıyorlar. Çünkü İskoçlar bağımsızlık istiyordu. Yani iki taraflı bir şey var gibi geldi. Şimdi şey denersek Rusya bir oyuna girdi, bir maceraya, dünyadaki kurallara ters düşen davranışlarda bulundu. Yani dünyamız şimdi yeni kurallarla mı yönetilecek? Artık her güçlü istediği yere girebilecek mi? Tabii bu bir savaş tehdidi bu. Şimdi tabii Rusya ile kimse savaşa girmek istemez. Çünkü nükleer güç. Ama diğer taraftan da Ukrayna kendini koruyamaz duruma düşerse ne olacak? Böyle ciddi endişeler var bence Batı'da. Batı da bunun tedbirini alıyor. Amerikalılar işte manevralarla bilmem nelerle gözdağı vermeye çalışıyorlar ama Ruslar bu gözdağlarından korkacak diye zannetmiyorum. Yer atmazlar diye. Yani çünkü Putin mobilize etti Rusları çok iyi. Yani herkes Putin'e inanıyor. Kahraman Putin. Yani seçimler olsa şimdicide %80 falan oy alır. Değil mi? Yani o derecede Putin hayranlığı var. Mesela şey işte Batı malları yasaklandı. Buna rağmen halk bir şey demiyor. Çok iyi diyor. Niye yabancı mal alalım falan gibi bir şeyler var. Yani Putin Rusya'yı Sovyetler Birliği dönemindeki gibi kendi kendine yeten bir devlet yapmak arzusunda bence. O yüzden de işte Ukrayna krizi onun için tam zamanında gerçekleşti. Batı ile kopmak için bir bahane de oldu. Petrolünü, doğalgazını ise Çinlere satar. Çinlere satacak. Buradan ne çıkartmamız gerekiyor? Levent Hocam belki siz çözüm dersiniz. Nadir Hocam çünkü arada böyle lafları atıyor, susuyor, gülüyor ama ben çok fazla yakalayamıyorum bazı noktalarda. Neden acaba Çinlere devreye sokuyor Rusya?